Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Fethiye Tarnıverdi. Bugün sizlere ax artı b'ye artı m eşittir 0 ile cx artı d'ye artı n eşittir 0 denklem sistemindeki çözüm kümelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu doğru denklemleri olduğunu biliyorduk. Eğer x'in öndeki katsayılar yani a'nın c'ye oranı, y'nin öndeki katsayılar yani artı b'nin artı d'ye oranına, sabitlerimiz de artı m ile n'nin oranı. Eğer bu üç oran birbirine eşitse aynı doğrulardan bahsediyoruz aslında. Bu yüzden doğrular çakışıktır ve çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. A'nın c'ye oranı, b'nin d'ye oranına eşit fakat sabitler oranına yani m'nin n'ye oranına eşit değilse doğrular paraleldir. Paralel doğrularında tabii ki kesişikleri nokta olmadıkları için çözüm kümesi boş kümedir. A'nın c'ye oranı, b'nin d'ye oranı eşit değilse doğrular kesişir. Tek noktada kesişirler. Bu yüzden de çözüm kümesi bir elemanlıdır deriz. Örnek 55 ile başlayalım. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Ne zaman sonsuz elemanlı oluyordu? Çakışık olduklarında. Yani x'in önündekilerin oranı, y'nin önündekilerin oranına, o da sabitler oranına eşit olduğunda doğrular çıkışık diyorduk. Hadi yazalım. A eksi 2'nin 3 oranı eşit olmalı 3'ün eksi 2 oranına, o da eşit olmalı eksi B artı 3'ün 5 oranı. Öncelikle şu iki denklemden bakalım. İçler dışlar. 3 kere 3 9 eşittir. Eksi 2 ile A'yı çarptığımda eksi 2 A. Eksi 2 ile eksiyi çarptığımda artı 4. 4'ü karşıya yolladığımda 5 eşittir eksi 2 a'dan. A'yı bulmak için her iki tarafı eksi 2'ye böleriz. A değeri eksi 5 bölü 2 olarak bulunur. B değerini bulalım şimdi de. Şurada içler dışlar yaptığımızda 3 kere 5 15 eşittir. Eksi 2 ile eksi b'nin çarpımından 2b. Eksi 2 ile artı 3'ün çarpımından eksi 6. Eksi 6'yı sol tarafa yolladığımızda 21 eşittir 2b'den. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde b değeri 21 bölü 2 olarak bulunur. Soru neydi? A artı b değerini bulunuz. A değeri eksi 5 bölü 2 idi. B değeri de 21 bölü 2 olarak bulduk. Topladığımızda paydalar aynı. Payları toplayalım. 21'den eksi 5 çıktı. 16 bölü 2. Buradan da cevabımız 8 olarak gelir. Örnek 56. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme. Ne zaman boş küme oluyordu arkadaşlar? Doğrular paralel olduğunda. Paralel olması için m değerini bulunuz diyor. O halde 2m eksi 2'nin m artı 1'e oranı eşit olmalı eksi 3'ün 5'e oranından. Buradan m değeri bulunur. İçler dışlar yaparsak 5 çarpı 2m 10m eksi 5 kere 2 10 eşittir. Eksi 3 ile genişletiyorum. Eksi 3m eksi 3 ile artı 1'i çarptığımda eksi 3. Bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 13m yapar. Eksi 3 artı 10 daha 7 yapar. M'i bulmak için her iki tarafı 13'e böldüğümüzde m değeri 7 bölü 13 olarak bulunur. Örnek 57'de ise çözüm kümesinin tek elemanlı olduğunu söylüyor. Çözüm kümesi tek elemanlıysa kesişen doğrular. Kesişmesi için de m'in alabileceği alamayacağı değeri bulunuz diyor. Tabii ki alamayacağı değeri soracak. Çünkü kesişen doğrularda x'in önündeki katsayılar oranı y'nin önündeki katsayılar oranı eşit olmamalıdır. Yani m-2'nin 4'e oranı eşit olmamalıdır 4'ün 8'e oranına. Yine içler dışlar yaparsak 4 çarpı 4 16. Yine araya eşit değildir diyoruz. 8 çarpı m 8m. Eksi 8 kere 2'den 16. Eksi 16'yı karşıya yolladığımda 32 yapar. Eşit değildir 8m'den. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde
M değeri niye eşit olamaz arkadaşlar? 4'e. Şimdi birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik var kısmına geldik. Arada küçük eşittir, küçüktür, büyük eşittir, büyüktür ifadeleri varsa birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlikler olur. Birinci dereceden iki bilinmeyen de denklemlerde olduğu gibi bu eşitsizliğin çözüm kümesi de x, y sıralı ikilerinden oluşur. Eşitsizliği doğru yapan sonsuz sayıda sıralı ikili bulunacağından çözüm kümesi analitik düzlemde boyalı bölgeler çizilerek gösterilir. Örnek 58'de başlayalım. X eksi y küçük eşittir 4 eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Öncelikle x eksi y eşittir 4 diyerek arada eşittir varmış gibi düşünerek başlıyoruz soruya. Analitik düzlemde göstereceğimiz için eksenleri kestiği noktaları bulmamız gerekir. X'e 0 verdiğimde y değerine geliyor eksi 4. Y'ye 0 verdiğimde x değerine geliyor artı 4. Yani eksenlerden bu noktalardan geçecek. X değeri 4, y değeri eksi 4. İkinci bir husus, eğer arada eşitlik varsa, eşitlik var bu soruda, o halde doğrumuzu kesiksiz olarak çizeceğiz. Yani düz çizeceğiz. Burada görüldüğü gibi. Aradakine bağlıymış. Eşitlik varsa kesiksiz. Üçüncüsü de hangi bölgeyi boyayacağım konusu. Hangi bölgeyi boyayacağım konusunda da orijini deneyerek buluruz. Yani 0,0 değerini. X'e de 0, Y'ye de 0 verdiğimde eğer bu noktamız sağlıyorsa o bölgeyi boyayacağız. Bakalım X'e 0, Y'ye de 0 verdiğimde burası 0 yaptı. 0 küçük eşittir 4 geldi. Doğru bir ifade mi? Evet. O zaman orijin sağlıyor. O zaman doğru tarafından doğrumuza bakalım. Orijin tarafı doğru olacaktır. Yani bu bölge boyalı olacaktır. Dediğim gibi eğer eşitsizlik işaretlerinin küçük eşit ya da büyük eşit verildiği durumlarda doğru grafik kesiksiz çizilir. Ama küçüktür ya da büyüktür durumunda ise doğru grafik kesikli çizilmelidir. Çizilen doğrunun analitik düzlemi iki bölgeye ayırdığı görülür. Bu bölgelerden hangisinin çözüm kümesinin elemanları olduğunu bulmak için de herhangi birinden bir nokta seçilir. Biz de arkadaşlar genel olarak bu noktayı 0,0 noktası seçelim. Bu nokta verilen eşitsizliğin yerine koyulur. Eğer elde edilen ifade doğru ise noktanın bulunduğu yeri boyayacağız. Eğer yanlış ise diğer tarafı boyayacağız. Örnek 59'a bakalım şimdi. Arada eşittir varmış gibi çözüyorduk. Y eşittir eksi 3x artı 6. Bakalım hangi noktalardan geçiyor. X'e 0 verdiğimizde y değeri 6. Y'ye 0 verdiğimizde de x değeri 2 olarak bulunur. Geçtiği noktaları bulduk. Arada eşitlik var mı? Yok. O halde bu doğru grafiğimizi ne olarak çizeceğiz? Kesikli olarak çizeceğiz. Üçüncüsü neydi? Orijine deniyorduk. Yani 0,0 noktasını. X'e de 0, y'ye de 0 veriyorum. 0 büyüktür. 6 geldi. 0, 6'dan büyük müdür? Hayır. O halde orijin sağlamıyor. Sağlamadığı için diğer taraf boyanır. Bu şekilde buluruz. Örnek 60. İki tane var. Eşitsizlik sistemi var. İkisini de ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Önce ilkine bakıyorum. 2x artı y eşittir 8 diye geçtiği noktaları bulalım. X'e 0 verdiğinde y değeri 8. Y'ye 0 verdiğimde x değeri de 4 olarak bulunur. Geçtiği noktaları bulduk. Diğerine geliyorum. Eksi x artı 3y eşittir 6. X'e 0 verdiğimde y değeri 2 gelir. Y'ye 0 verdiğimde x değeri eksi 6 gelir. Yine geçtiği noktalar bulundu. Kesikli mi kesiksiz mi ona bakalım. İlk söylediğim ifade arada eşitlik var diye kesiksiz olarak çizilir doğrumuz. İkincide gördüğünüz gibi eşitlik yok. O halde kesikli olarak çizeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın
-6 ve 2'den geçen doğruyu kesikli olarak çizildi. 4'ten ve 8'den geçen doğrumuz da kesiksiz olarak çizildi. Şimdi hangi bölgeyi bulmak için, boyamak için neye bakıyorduk? 0,0 noktasını deniyorduk. X'e de 0, Y'ye de 0 verdiğimde 0 küçük eşittir 8 geldi. Buradan doğru bir ifade geldi. O zaman orijin tarafı boyanmalı. Burada X'e 0, Y'ye 0 verdiğimde 0 büyüktür 6 geldi. 0 6'dan büyük müdür? Hayır. O zaman orijin tarafı değil de diğer taraf boyanmalıdır. Bakalım şimdi ilk doğrumuz için 4'ten ve 8'den geçen doğrumuz. Orijin tarafı doğru geldi. O yüzden bu bölgeyi boyayacağız. Diğer doğrumuzda da orijin tarafı yanlış gelmişti. Kesikli doğrumuza bakın. Orijin tarafı yanlış. O zaman diğer taraf bu taraf boyanmalı. İkisinin ortak kesişimi olan bölge yani bu bölge cevabımız olur. Örnek 61. Yine eşitsizlik sistemi var. Çözüm kümesini analitik düzlemde gösterimiz. İlkini inceleyelim. 3x artı 4y eşittir 12. X'e 0 verdiğimde y değeri 3 olarak bulunur. Y'ye 0 verdiğimde x değeri 4 olarak bulunur. Arada eşitlik var diye kesiksiz olarak çizilir. İkinciye geçiyorum. 6x artı 8y eşittir 48. X'e 0 verdiğimde y değeri 6, y'ye 0 verdiğimde x değeri 8 olarak bulunur. İkisi de kesiksiz olarak çiziliyor görüldüğü gibi. Şimdi hangi bölgeyi boyayacağımıza bakacaktık. Onun için de 0'a 0 noktasını deniyorduk. X'e de 0, y'ye de 0 verdiğimde 0 küçük eşittir 12. Burada orijin tarafı doğru geldi. Orijin tarafını boyadık. Diğeri için bakalım. 0'a 0. 0 büyük eşittir 48 geldi. 0 48'den büyük müdür? Hayır. O zaman orijin tarafı değil de diğer tarafı boyayacağız. Görüldüğü üzere. Kesişim bölgesi var mı? Yok. Ortak bölge olmadığı için de çözüm kümesine boş küme diyeceğiz. Örnek 62. 2 küçük eşittir. X eksi y küçük eşittir. 5. Eşitsizliğini sağlayan x'e sıralı ikilerin belirttiği bölgeyi analitik düzlemde gösteriniz. Üçlü olarak verdiği durumda ilk başta buraya bakalım. 2 küçük eşittir. X eksi y'yi inceleyelim. Tabi arada öncelikle eşitlik varmış gibi bakıyorduk. X'e 0 verdiğimizde y değeri ne gelir? Eksi 2. Y'ye 0 verdiğimizde x değeri ne gelir? 2. Sonra da diğer ikiliye bakıyorum. Yani x eksi y küçük eşittir 5'e. Yine arada eşitlik varmış gibi inceliyorum. X'e 0 verdiğimde y değeri ne geliyor? Eksi 5. Y'ye 0 verdiğimde x değeri ne geliyor? 5. Geçtiği noktalar vuruldu. Arada eşitlik var diye tabii ki kesiksiz olarak çizilecek. Başka bulmam gereken hangi bölgeyi boyamam gerektiği. 0'a 0 noktasını deniyorduk. 0 verdiğimde 0 verdiğimde 2 küçük eşittir 0. 2 0'dan küçük müdür? Hayır. O zaman bu doğru için orijin tarafı değil diğer taraf boyanacak. Diğerine gelelim. Yine x'e 0, y'ye 0 verdiğimde 0 küçük eşittir 5 geldi. Doğru bir ifade geldi. O halde bu doğru için de orijin tarafı boyanacak. Her ikisinin çözüm kümesini ortak bölgeye baktığımızda da yeşil bölge olarak bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.